Güneydoğu TV Haber Merkezi tarafınca hazırlanan ana haber bülteniyle yeniden karşınızdayız. Mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Şanlıurfa Valisi Abdullah Er'in 2018 Ağustos ayında ihalesi yapılan ve 180 günde tamamlanması öngörülen Çevik Kuvvet Köprü Kavşak Projesi inşaat alanında incelemelerde bulundu. Şanlıurfa Valisi Abdullah Er'in 2018 Ağustos ayında ihalesi yapılan ve 180 günde tamamlanması öngörülen Çevik Kuvvet Köprülü Kavşak Projesi inşaat alanında incelemelerde bulundu. Karayolları 9. Bölge Müdürü Ökkeş Ceylan ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdülkadir Acar ile birlikte kavşak yapım çalışmalarının devam ettiği inşaat alanına giden Vali Er'in burada yüklenici firma sorumlularından bilgi aldı. Proje alanında incelemelerde bulunan ve şantiye ofisinde proje ile ilgili yüklenici firmanın sunumunu izleyen Vali Er'in yüklenici firmanın çalışma ekibini 3 katına çıkardığı, şu anda 170 kişiyle çalışmalarına devam ettiklerini belirterek projenin ilk etabı olan Şanlıurfa-Diyarbakır istikametinin 31 Mart 2019 tarihinden önce hizmete girmesinin planlandığını söyledi. Yüklenici firma yetkilileri de çalışmaları ihale sözleşmesinde öngörülen sürede önce tamamlamayı planladıklarını, çalışmaların bir süre aksamamasının Şuskin'in şebeke deplasa işlemlerinin ve uzun süre devam eden yağışlı havadan kaynaklandığını belirtti. İnşaat alanının oldukça büyük bir bölgeyi kapsadığını, tamamı bazalt ve sert zeminden oluşan çok zor bir zeminde çalıştıklarını dile getiren yetkililer, hem makine hem de işçi sayısının arttırdıklarını dile getirdi. İnşaat alanında günde 25 ile 30 ton arasında demir işlendiğini, 250 ile 400 metreküp arasında beton imalatı yapıldığını kaydeden yüklenici firma yetkilileri, inşaat çalışmalarını ihale sözleşmesinde belirtilen yasal süreden önce bitirmeyi planladıklarını ifade etti. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Avukat Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız ve beraberindeki partililerle birlikte Suruç ilçesine adeta çıkarma yaptı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Avukat Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız ve beraberindeki partililerle birlikte Suruç ilçesine adeta çıkarma yaptı. AK Parti Suruç İlçe Başkanlığı'nca düzenlenen Ahde Vefa toplantısına katılan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Avukat Zeynel Abidin Beyazgül, 2002 yılından bu yana AK Parti Suruç Teşkilatı'na hizmet veren isimlere seslendi ve 31 Mart yerel seçimlerinin önemine değindi. Bu seçimlerin mahiyetin çok önemli olduğunu bir defa daha söylemeye gerek yok. Bize dönüp bakarsanız, Cumhurbaşkanımız bize Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini verdikten sonra diğer belediye başkanı adaylarımız da açıklandıktan sonra işte ilçelerimizdeki çalışmalarımızdan ilkini burada başlatmış olduk. Nasıl yapacağımızı çok iyi biliyoruz. Ben siyaseti biliyorum, bürokrasiyi biliyorum, sivil toplum kuruluşlarını biliyorum. Çünkü il başkanlığı yaptım, Türkiye Noterler Başkan Yardımcılığı yaptım, Hukuk İşleri Belediye Müdürlüğü yaptım ve esnaflık yaptım, ticaret yaptım. Hayatın her safhasında bulundum. Bunları biliyorum. Bir büyük şehir belediye başkanlığının biraz önce de arkadaşlarımız ifade etti. Gerçekten bir abi konum olduğu, küçük şehir, büyük şehir ayrımı yapmadan adil davranmamız gerektiğini çok iyi biliyorum. Hizmetleri kusursuz olarak yapmamız gerektiğini çok iyi biliyorum. İsrafın önüne geçilmesi gerektiğini çok iyi biliyorum. Tabii 31 Mart yerel seçimlerini sadece bir yerel seçim olarak görmemeliyiz. Küresel ölçekte dünyanın gözünün bu seçimde olduğunu unutmayalım. Geçmiş dönemlere baktığımız zaman her zaman için AK Parti hükümetini Recep Tayyip Erdoğan'ı durdurmak için ellerinden gelen tüm hainliği göstermişlerdir. 2007 yılından bu yanaki tarihimize baktığımız zaman başımızdan geçmeyen olay kalmadı. Yani bu süreçte de herkes kendi şahsi hesaplarını bir tarafa bırakıp Cumhurbaşkanımızın yanında, partimizin yanında olmasını istiyoruz. Hesabi değil, hasbi olarak davranılmasını istiyoruz. Bizler her zaman olduğu gibi bundan sonraki süreçte de tevazu, samimiyet ve gayret ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 31 Mart seçimleri Suruç için milat olacaktır.
Toplantının sonunda Suruç İlçe Başkanlığı tarafından Büyükşehir Belediye Başkanı adayı avukat Zeynel Abidin Beyazgül'e bir tablo hediye edildi. Efendiler, beyefendiler, Suruç İlçe... Bu haber vesilesiyle bir hatırlatma da yapalım. Az sonra ana haber bülteni hemen ardından AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Sayın Bahattin Yıldız stüdyomuzda konuğumuz olacak. Bunu da hatırlatmış olalım sevgili izleyenler. Ana haber bültenine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun 16 belediye başkan adayını açıkladı. CHP'nin Şanlıurfa Siverek İlçe Belediye Başkan adayı Mehmet Fatih Bucak oldu. Bugüne kadar 8 ayrı parti meclisi toplantısı ile 9'daki adayın belirlendiği CHP'de 16 belediye başkan adayı daha açıklandı. Adaylar parti meclisinden alınan yetki çerçevesinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından tespit edildi. Belirlenen adaylar Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun tarafından açıklandı. Buna göre partinin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Adıgüzel yapılırken, Şanlıurfa Siverek'te Mehmet Fatih Bucak, Muğla Bodrum'da Mustafa Saruhan, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik aday gösterildi. Güneydoğu bölgesinin önde gelen isimlerinden olan Mehmet Fatih Bucak, geçen seçimde bağımsız milletvekili adayı olmuş, 17 binin üzerinde oy almış birçok siyasi partiyi geride bırakmıştı. Bucak, 1979 yılında Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde dönemin Adalet Partisi Şanlıurfa Milletvekili babası Mehmet Celal Bucak ile birlikte iftar sofrasında PKK terör örgütünün eylemine maruz kalmış ve yaralı olarak ilk terör gazisi olarak 8 yaşında devlet kayıtlarına geçmişti. Mehmet Fatih Bucak, Adalet Partisi'nde milletvekilliği yapan merhum Mehmet Celal Bucak'ın oğludur. 1968 Siverek doğumlu olan Mehmet Fatih Bucak, ekonomist ve aynı zamanda Urfa'nın önde gelen iş adamlarından birisidir. Geçmişte iki dönem Şanlıurfa'yı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil eden babasının izinden giden Mehmet Fatih Bucak, Haziran seçimlerinde Şanlıurfa'dan bağımsız milletvekili adayı olmuştu. Tüm eğitim hayatını Ankara'da sürdüren Mehmet Fatih Bucak, mezuniyetinden sonra eğitim hayatına Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri bölümünden devam etmiştir. Eğitim hayatının bir diğer aşaması olan din eğitimi konusunda da ihtisas sahibi olan Mehmet Fatih Bucak, İhya-u Ulumiddin talebesidir. Çeşitli yurt dışı seyahatlerine katılan Mehmet Fatih Bucak, Kürtçe, Zazaca, İngilizce ve Türkçe olmak üzere 4 dil bilen kanaat önderidir. Ve sevgili izleyenler, şimdi ana haber bültenimize bir canlı telefon bağlantısıyla devam edeceğiz. Şu anda Ankara'da bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Şanlıurfa Milletvekili Sayın Aziz Aydınlık telefonun diğer ucunda. Sayın Aydınlık, iyi akşamlar öncelikle. İyi akşamlar Müslüm Bey, sağ olun. Parti meclisi toplandığında, Şubat ayı öncesinde, Ocak ayının sonlarına doğru toplandığında Fatih Mehmet Bucak'ın ismi bekleniyordu. Orada açıklanmadı. Cumhuriyet Halk Partisi Mehmet Fatih Bucak kabul etmedi mi dedikoduları varken, bizler sizlere ulaştık, hiç sıkıntı yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Siverek'te Mehmet Fatih Bucak demiştiniz ve bugün de bu teyit edildi tabii. Neler söyleyeceksiniz? Öncelikle bütün hemşerilerime iyi akşamlar diliyorum. Şimdi Mehmet Fatih Bucak biliyorsunuz MHP'den aday olmuştu. MHP'de aday olunca Cumhur İttifakı ile birlikte Mehmet Fatih Bucak adaylıktan çekildi. Çektiler daha doğrusu. Bir takas yapıldı yani. Evet. Şimdi Mehmet Fatih Bucak Siverek'ten adaylıktan çekildi. Harran'da da Mehmet Özyavuz'u çektiler biliyorsunuz. Evet. Cumhur İltifakı Mehmet Fatih Bucak'ı Siverek'ten aldı ve Sayın Özyavuz da Harran ilçemizden alındı. Aslında bu takas edildi. Adaylık bittikten sonra bizim ilçe başkanlığımıza müracaat etti. İlçe başkanı, ilçe teşkilatımız, yani Siverek'te olduğu için, oralı olduğu için uygun gördü ve il başkanlığına gönderildi. İl başkanlığı da uygun görerek Ankara'ya gönderildi. Onlar da bugün Mehmet Fatih Bucak'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nde aday olduğunu açıkladılar. Evet. Peki Sayın Aydınlık, Sayın Vekilim, şey de soracağım ben size. Geçtiğimiz günlerde sizinle birlikte yine Siyasetin Sesi programında en son buluştuğumuz programda Sabahattin Ceveri nereden aday olursa olsun biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak onu destekleyeceğiz demiştiniz.
ve son bugün yine akşam saatlerine doğru yarın bir toplantıyla çatı adaylarının merkez ilçelerle birlikte açıklanacağı söylendi. Siz Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olarak neler söylüyorsunuz bu konuyla ilgili? Tabii öncelikle Sayın Sabahattin Ceveri'nin bir aydır isminin yani Urfa'da dolaştığını ben iki seferde sizlerin de programına çıktım. Duru TV'nin de programına çıktım. Sayın Sabahattin Ceveri Urfa adayımızdır. Eğer kendisi bir gün açıklama yaparsa biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak kayıtsız ve şartlı olarak destekliyoruz. Evet. Yarın Sayın Sabahattin Ceveri saat 2'de herkeslerle basınla bir toplantı yapacak. Tahmin edersen Harran Oteli'nde saat 2'de bir toplantı yapacak. Adayının Urfa adayı olduğunu açıklayacak. Biz de o sözümüzün arkasındayız. Sonuna kadar Sayın Sabahattin Ceveri Urfa adayı olarak sonuna kadar 31 Mart'a kadar destekleyip 31 Mart'ta Allah'ın izniyle Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçmeye hazırlanıyoruz. Evet. Peki çok teşekkürler. Çalışmanızda başarılar diliyoruz. Seçim yaklaşıyor. Geçtiğimiz günler, gelecek diyorum. Günlerde yine bu stüdyolarda sizinle birlikte olacağız. İnşallah. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü önünde, daha doğrusu müdürlüğü önünde üzerimde bomba var diyerek bu olaya teşebbüs eden, belki bir ihtimaldir, üstünde gerçekten de bomba var diye onu çok soğukkanlı bir şekilde etkisiz hale getiren o polise bugün başarı belgesi takdim etti. Şanlıurfa'da 2 Şubat akşamıyla Emniyet Müdürlüğü'ne üzerimde bomba var diyerek girmek isteyen şahsı soğukkanlılıkla karşılayan ve güvenlik tedbirlerine uygun şekilde etkisiz hale getiren nöbetçi polisler başarı belgesiyle ödüllendirildi. Olay sırasında görevli olan polis memurlarını makamına davet ederek başarı belgelerini veren Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, olaylara başka bir tehlikeye meydan vermeden müdahale ancak bu kadar başarılı olur dedi. Sizleri tebrik ediyorum. Olaya müdahale eden arkadaşlarımızın teknikleri, müdahale yöntemleri tam bizim istediğimiz şekilde gerçekleşti. Buralar kritik yerler. Her an her şeyle karşılaşabiliriz. Bunun için soğukkanlılıkla, sağduyuyla tehlikeyi bertaraf etmeye yönelik her türlü yönetimi kullanmak suretiyle işinizi en iyi şekilde yerine getirdiniz. Bu takdiri de hak ettiniz. Başarılarınızın devamını diliyorum. Sizlere tebrik ediyorum. Hepinizi gözlerinizden öpüyorum diye konuştu. Ticaret Bakanlığı ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle tüketici haklarının yerel yönetimlere yaygınlaştırılması projesi kapsamında iyi uygulama örnekleri Çalıştay'ı düzenlendi. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nce başlatılan tüketici haklarının yerel yönetimlere yaygınlaştırılması projesi kapsamında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'nca iyi uygulama örnekleri Çalıştay'ı gerçekleştirildi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'nın ev sahipliğinde düzenlenen Çalıştay'a Büyükşehir Belediye Başkanı Nihal Çiftçi, Ticaret Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Mikail Kılıç, Malatya, Diyarbakır, Mardin, Gaziantep illeri Zabıta Daire Başkanları ile Ticaret İl Müdürleri ve Ticaret Uzmanları da katıldı. Türkiye'miz bir hukuk devleti. Her halk hukuksal düzenlemeyle mevzuatımızda yerini alır. Bunun uygulanması da vatandaş olarak hepimizi ilgilendirir. Tabii ki temel prensip herkesin hakkı ölçüsünde davranılmasıdır. Tüketici de olursanız, üretici de olursanız bunu uymak hepimizin hem bir vatandaşlık görevi hem de hukuksal olarak bir zorunluluk. Şimdi biz aslında temel görevlerimizi yapıyoruz. Şu an bakanlıkla bu tür işbirliği programlar, uygulamalar birlikte alana çıkma, sahaya çıkma uygulamaları alanı genişletmek, ilçenin en ücra noktalarına ulaşabilmek için bir ağ genişletilmesidir. Biz tüketicilerin yasaklarının korunduğu, yasayla korunduğu, bunun da tüketicilerin kolaylıkla sağlandığı ülkelerin gelişmiş ülke standartlarında yaşadığını kabul ediyoruz ki inşallah ülkemizin de biz bu noktada ülkemiz tüketicilerini gelişmiş ülke vatandaşlarının aynı haklarına sahip olmaları, onlar gibi tüketicilerimizin haklarına hareket örgütlenmeleri ve bu haklarını etkin bir şekilde kullanabildikleri bir ortam yaratmak için bakanlık olarak birçok faaliyet yapıyoruz arkadaşlar. Şehirlerimizin
düzenini, halkımızın huzurunu, sağlığını korumakla görevli bulunan zabıta teşkilatlarımız yasalarla yetkileri sınırlandırılmış bulunan bir teşkilat. Ve yine yasalarla yapılan iş ve işlemleri birlikte elimizde Ticaret İl Müdürlüğümüz, Tarım İl Müdürlüğümüz, ilçe zabıtalarımızla birlikte yapmaktayız. Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Şanlıurfa Aşevi Derneği'nden gıda yardımı alan 1050 ihtiyaç sahibi ailenin yanında olmayı sürdürüyor. Her kesimin ihtiyaçlarını karşılayan, vatandaşların ihtiyaçlarını soruna dönüşmeden çözüme kavuşturan Başkan Fevzi Demirkol, Şanlıurfa Aşevi Derneği'ni ziyaret etti. Dernek yöneticileri Ali Topal ve Aziz Kutlay tarafından karşılanan Başkan Demirkol, dernekten yardım alan aileler ile görüştü. Her zaman için ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olduklarının altını çizen Başkan Demirkol, Aşevi Derneği'ne bugüne has değil 2014 yılından bugüne destek olduklarını ifade etti. Bilindiği gibi Şanlıurfa Aşevi Derneği uzun yıllar öncesinden beri faaliyette olan ve fakir fukaramıza, garip kurebamıza kış yaz sıcak yemek dağıtan ve çeşitli gıda maddeleri yiyecek dağıtan bir kuruluşumuz. Bu kuruluşumuz Şanlıurfa'daki hayırseverlerin mallarını infak etmesiyle, gerektiğinde zekatıyla, gerektiğinde fıtık sadakasıyla, gerektiğinde hakika kurbanıyla hep destek oldukları bir kuruluş. Bu kuruluşumuzdan istifade eden, faydalanan ailelerimizin sayısı her defasında değişmektedir. Biz de Haliliye Belediyesi olarak 2014 yılından bu tarafa Şanlıurfa Aşevi Derneği'ndeki muhtaçlarımızın her zaman yanında olduk, her zaman hizmetinde olduk. Şanlıurfa Aşevi Dernek yöneticisi Aziz Kutlay da katkılarından dolayı Başkan Fevzi Demirkol'a teşekkür etti. Fevzi Demirkol Başkanıma teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bütün bu muhtaç ailelere bu kışın soğuk gününde böyle bir gıda paketi vermek hakikaten onları çok sevindirdi. Dolayısıyla bizi de sevindirdi. Allah kendisi de sevindirsin. Teşekkür ediyoruz. Her zaman, her gün bizim yanımızda olan değerli Haliliye Belediye Başkanımız Fevzi Demirkul kardeşimiz bugün de 6. gıda paketini vermek üzeredir. Bunun yanında her gün soframızda kendisinin ekmeği vardır, gıdası vardır. Bundan dolayı Aşevi'nden yardım alan kardeşlerimiz adına Sayın Belediye Başkanıma teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olsun, var olsun diyorum. Karaköprü Belediye Başkan adayı ve mevcut Başkan Metin Badilli, AK Parti Karaköprü İlçe Teşkilatı ile birlikte ilçedeki özel bir hastanede yatan hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. (31 Mart) yerel seçimleri için çalışmalarını sürdüren Karaköprü Belediye Başkan adayı ve mevcut Başkan Metin Badilli yoğun tempoda hastaları da unutmayarak ilçedeki özel bir hastanede yatan hastaları ziyaret etti. Başkan Badilli'ye AK Parti Karaköprü Kadın Kolları Başkanı Seher Kılıç, ilçe Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Şerif Uma, belediye meclis üyeleri ve teşkilat üyeleri de eşlik etti. Ziyarette başkan adayı Baydilli hastalarla bir süre sohbet ederken sorunlarını ve taleplerini dinledi. Ziyaretin ardından konuşan Karaköprü Belediye Başkan adayı ve mevcut başkan Metin Baydilli hastaların bir an önce sağlıklarına kavuşmasını diledi. Evet, bugün Karaköprü ilçe teşkilatımız, kadın kollarımız, gençlik kollarımız ve belediye meclis üyelerimizle birlikte Karaköprü'de hizmet veren Metlife Hastanesi'ndeki hastalarımızı yerinde ziyaret edip o konuda moral verdik onlara. Tabii şunu söylemekte fayda var. Öncelikle Karaköprü'de böyle güzel bir hastanenin hizmet vermesi biz kendimiz olarak kendi ilçemizde biz avantaj olarak görüyoruz. Ve buradaki hizmeti, bu temizliği, hijyeni görünce de buradaki hastaların böyle güzel bir ortamda sağlıklarına kavuşması bizi ayrıca onurlandırdı ve gururlandırdı. Ben tekrar bu konuda öncelikle bu hastanede güzel hizmetlerimden dolayı hastane yönetimine ve buradaki tüm çalışanlara teşekkür eder. Buradaki tüm hastalara da Allah'tan acil şifalar diliyorum. Şanlıurfa Muhacirler ve Ensarlar Yardımlaşma ve Danışma Derneği'nin bugün gerçekleştirilen istişare toplantısında AK Parti'nin belediye başkan adaylarını destekleme kararı alındı.
Şanlıurfa Muhacirler ve Ensarlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin bugün gerçekleştirilen istişare toplantısına dernek başkanı Resul Korkmaz, yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda dernek üyesiyle Badıllı Aşireti Kanaat Önderi Sait Badıllı katıldı. Toplantı sonrası açıklama yapan Şanlıurfa Muhacirler ve Ensarlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Resul Korkmaz, her zaman Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olduklarını ve AK Parti'nin belediye başkan adaylarını destekleyeceklerini söyledi. Biz Muhacirler Derneği olarak yönetim kurulu bugün istişare toplantısı oluşturmuş bulunmaktayız. Ve bu meyanda Sayın Badıllı abimiz, Badıllı Aşiret'in reisi, çok muhterem benim büyüğüm, sevdiğim bir abimizdir. Urfa'nın münevver ailelerinden, aşiretlerindendir. Derneğimize de bu meyanda şeref verdiler. Malum olmak üzere seçim gündemimizde yerel seçim oluşmaktadır. Biz daha önceden de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olduğumuza dair bütün çalışmalarımız yerel yönetimlerde, genel seçimlerde oluşmuştur. Gerekirse referandum da olsun. Ona istinaden biz ülke, vatan, bayrak, din ve mana arzu ve talabımız, milli ve manevi duygularımızın coşması, pekişmesi ve kuvvet ve kudret içerisinde oluşmasıdır. Bundan dolayı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a müteşekkiriz, minnettarız. Her zaman olduğu gibi kendisinin yanındayız. Şanlıurfa'ya da göstermiş olduğu belediye başkan adayı amanatları başımızdan gözümüz üzerinedir. Bütün ilçelerde olmak kaydıyla ve Karaköprü, Halilye, Eyübiye belediye başkan adaylarımızın yanında olmak kaydıyla ve özellikle de Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeynel Abidin Bey'in yanında olmak kaydıyla bütün çalışmalarımız oluşacaktır. Her şey Urfa içindir, her şey ülke içindir, vatan içindir ve birlik ve beraberlik içerisinde bu vatanımızı, memleketimizi kuvvetli ve kudretli olması noktasında Rabbim çalışmalarını, kendilerinin mücadelelerini, adaylıklarını ala eylesin. Müzaffer ve muvaffakiyetler diliyoruz. Ve bütün gücümüzle, çalışmalarımızla son noktasına kadar yanlarında olacağımıza dair arz ve talabımızdır. Saygı ve sevgilerimi sunarız. Badıllı Aşireti Kanaat Önderi Sait Badıllı ise konuşmasında şunları söyledi. Macirler, macir dedin mi? Benim amcam Sait Bey, babam Bekir Bey. O dönemden başlıyor macirlerle biz birlikteyiz yani. İstanbul Sanayici ve Yatırımcı İş Adamları Derneği Şanlıurfa Şube Başkanlığı görevi Cemil Bayuk'a verildi. Bayuk, Şanlıurfa'ya yatırımcı çekmek için çaba göstereceklerini söyledi. Derneğimizi İSYAT, İstanbul Sanayiciler Yatırımcılar İş Adamı Derneği'ni Urfa'da kurduk. Dernek başkanlığı bize teveccüh ettiler. Genel başkanımız Cemal Başkanımız. Biz bunu işte derneklere verdik. Derneklerde de yeni çıktı. Biz Sayın Valimizi de ziyaret edeceğiz. Memleketimize, milletimize, Urfa'daki yurt dışında, yurt içinde gelecek yatırımların Urfa'ya getirip yatırım yapmamız için inşallah bir çaba içinde olacağız. Tabii biz dernek olarak biliyorsunuz, benim geçmişimde de ben de AK Partiliyim. 27. dönem milletvekili adayıydım. Biz her zaman partimizin yanında olduk. Hiçbir zaman biz Sayın Cumhurbaşkanımızda ters düşmedik. Adaylık sürecim içinde de olmadığım halde de bir adaymış gibi ben çalıştım. Şu anda da sanki bir belediye başkanı bizim hem aynı zamanda Zeynel Başkan'ın daha önceki 4 yıl deneyimli il başkanlığı yapması, aile olarak da, fert olarak da biz inşallah başkanımızın yanında yer alacağız. AK Parti'mizin yanındayız. Sonuna kadar da iktidarın yanında hiçbir zaman Cumhurbaşkanımızı yalnız bırakmayacağız. Ceylan Pınar'ın önde gelen aşiretlerinden Karacadağ Türkmen aşiretine mensup yüzlerce kişi AK Parti Ceylan Pınar Belediye Başkan adayı Abdullah Aksak'ı ziyaret ederek desteklerini açıkladılar. AK Parti Ceylan Pınar Belediye Başkan adayı Abdullah Aksak'a destekler çığ gibi büyüyor. Ceylan Pınar'ın önde gelen aşiretlerinden Karacadağ Türkmen aşiretine mensup yüzlerce kişi 24. dönem AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Doçent Doktor Abdülkerim Gök'ün de katıldığı organizede AK aday Aksak'ın seçim bürosunu ziyaret ederek desteklerini açıkladı. Aksak,
Leyla Pınar'ın yıllardır özlemini çektiği kardeşlik tablosunu ortaya koyan Karaca Dağ Türkmen aşireti mensuplarına gösterdikleri destekten dolayı teşekkür eden AK Parti Ceylan Pınar Belediye Başkan Adayı Abdullah Aksak, 1 Nisan sabahı kardeşliğimiz bütün bölgeye yayılacaktır. Bundan sonraki süreçte ilçemizi güzel günler bekliyor dedi. Bu tablo Ceylan Pınar'ın yıllarca beklediği tablodur. İnşallah 1 Nisan sabahı bu birlikteliğimiz, bu kardeşliğimiz bütün bölgeye yayılır. Bundan sonra ilçemizi güzel günler bekliyor. Hepinize teşekkür ediyorum. AK Parti eski ilçe başkan yardımcısı, parti genel sekreteri ve Türkmen aşireti temsilcisi Cuma Barutçu ise yaptığı açıklamada AK aday Abdullah Aksak'ı desteklemeye geldiklerini belirtti. Biz buraya geldik Abdullah Aksak adayımızı desteklerimizi sunmak için buraya geldik. Burada hep beraber geldik. Zaten buradaki tabloda fazla söylenecek bir şey de yok. Yani bugünleri bekliyorduk. Açıkçası bugünlerden mutluyuz yani. Hep birlikte yani adayımızı da belediye seçimlerinde başkan yapıp başımızın üstüne koymaktır. Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu öncülüğünde Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahipleri için toplanan insani yardım malzemelerini taşıyan iki tır törenle uğurlandı. Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu öncülüğünde Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahipleri için toplanan insani yardım malzemelerini taşıyan iki tır törenle uğurlandı. Platform Başkanı Osman Kerem Yenice Mahallesi'ndeki depoda düzenlenen törende 8 yıldır ülkelerinde muhacir ve mağdur olan insanlara yardım gönderdiklerini söyledi. Bugün özellikle 8 yıldan beri Suriye'de kendi vatanlarında muhacir, mağdur duruma düşmüş Suriyeli kardeşlerimize iki tır insani yardım göndereceğiz. Bu tırlarımız İdlib'in kırsalına gidecek. Ve orada özellikle insanlar derme çatma çadırlardan ağaçların dibinde ve yağmur yağdığı zaman da çamur deryasına dönen bir bölgede yaşıyorlar. Memur Sen İl Temsilcisi İbrahim Coşkun da yardımların devamı için çaba harcadıklarını belirterek bugün Suriye'ye 493. tırı gönderiyoruz. Halkımıza yardımlarında emeği geçenlere teşekkür ediyoruz diye konuştu. Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu olarak 2010 yılından beri mazlum, mağdur, gerçekten muhtaç olan savaştan gerekse diğer şartlardan dolayı yardımda bulunmaktayız. İşte yaklaşık 500. tır İdlib kırsalına gidecek. Konuşmaların ardından platform öncülüğünde sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarının işbirliğiyle toplanan gıda ve ihtiyaç malzemelerini taşıyan iki tır yola çıktı. Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci beraberindekilerle birlikte Asya Mahallesi'nde incelemelerde bulunup yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Ekipler tarafından yapımı tamamlanan çok amaçlı salonu da inceleyen Başkan Ekinci, inşallah bir hafta içerisinde bu salonumuzu da hizmete sunacağız dedi. Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci beraberindeki birim müdürleriyle birlikte mahalle ziyaretlerini gerçekleştirip yapılan çalışmaları yerinde inceliyor. Belediyenin ilçeye kazandırdığı hizmetleri yerinde inceleyip ilgililerden bilgi alan Başkan Ekinci, Asya Mahallesi'nde yapımı tamamlanan çok amaçlı salonda yapılan çalışmaları yerinde denetledi. Mahalle muhtarı Kasım Karataş'ı da muhtarlık ofisinde ziyaret eden Başkan Ekinci, çok amaçlı salonun kısa sürede içinde hizmete sunulacağını belirtti. Evet, Asya Mahallemizdeyiz. Mahalle muhtarımız ve mahalle sakinlerimizle bir araya geldik. Asya Mahallesi'nin tabii uzun süredir beklediği çok amaçlı salonları da bitmek üzere gördüğünüz gibi. İnşallah bir haftaya kadar da açılışı yapılacak. Herkesin de bildiği gibi göreve başladığımız zaman Asya Mahallesi'nde
komşu komşuya giderken çizmesini giyerdi. Ama şu anda kış şartlarında terlikle de olsa komşusuna ve daha uzağa da gidebiliyor. Bu denli de güzel hizmetler yapıldı. Çünkü insanımız hizmetin en güzelini hak ediyor. Asya Mahalle Muhtarı Kazım Karataş da mahallelerinde yapılan çalışmalardan dolayı Eyüpiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci'ye teşekkür etti. Öncelikle Eyüpiye Belediye Başkanımız Mehmet Ekinci'ye Asya Mahalle adına sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Bildiğiniz gibi 2014'ten seçimden, yerel seçimden sonra bizim başkanımız göreve geldi. Hayrım hayrım yapmadan bizim mahallemizi gerçekten adeta çok süper güzel bir mahalle yaptı ve şu an bizim mahallemiz diğer mahallelere gerçekten kıskandıran bir mahalle oldu. AK Parti Haliliye Belediye Başkan adayı Mehmet Can Polat seçim çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Selamünaleyküm. 31 Mart 2019 yerel seçimlerde AK Parti Şanlıurfa Haliliye Belediye Başkan adayı olan Mehmet Can Polat seçim çalışmalarını hız kesmeden devam ediyor. Her gün ilçenin bir mahallesinde esnafla buluşan Can Polat bu kez Ahmet Yesevi ve Devteşti mahallelerinde esnafı ziyaret etti. İnşallah. Allah razı olsun. Sağ olun. Osmanlı'nın yerine evet. Burası taş fırında geldi. Taş mı? Hatırlayken burada ekmek alıyordu. Sağ olasın. Hocam sağ olasın. Hakkınızdan ahmet olsun inşallah. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Sağ olasın. Evet, bugün Şanlıurfa Haliliye'mizin yine güzel mahallesi Devteşti Açıksu Caddesi'nde esnafımızla bir araya geldik. Esnafımızla sohbet ediyoruz, çeşitli konuları konuşuyoruz, yapacağımız projeleri istişare ediyoruz. Sayın Haliliye Belediye Başkanımızı çok teşekkür ediyorum. İlçe Belediye Başkanımıza çok teşekkür ettim. Kendilerini ziyaretinden dolayı çok teşekkür ederim. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret ederek Başkan Avukat Bekir Kan'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret ederek Başkan Avukat Bekir Kan'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Avukat Bekir Kan ve İl Başkan Yardımcısı Faruk Bayuk tarafından karşılanan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, SKM'yi gezdi ve çalışanlarla sohbet etti. Nasılsınız? Kolay gelsin. Kolay gelsin. SKM ziyaretini değerlendiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi yaptığı açıklamada şunları söyledi. Evet, AK Parti'miz Şanlıurfa'da ve tüm illerimizde çok güzel bir şekilde seçim koordinasyon merkezlerini başkanımızı da ben dedikten sonra kadrolar tamamıyla oluşmuş durumda. Tabii ki önemli seçimin disiplin içerisinde böyle bir program çerçevesinde tüm adaylarımıza programlar yapılmak suretiyle çalışması verimlilik açısından çok çok önemli. Çok da güzel bir SKM bürosu açılmış durumda. Gayet sistemler yerinde oturmuş. Çok genç bir grup arkadaşlarım görev aldığı bir SKM. İnşallah süreç tabii ki yeni başladı. Hayırlısıyla bir kere bu sürecin memleketimiz için, Şanlıurfa'mız için, bütün adaylarımız için verimli olmasını diliyoruz. Ziyaretten dolayı memnuniyetini ifade eden AK Parti SKM Başkanı Avukat Bekir Kan ise Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'ye verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz. Sağ olsun. Seçim Koordinasyon Merkezimiz faaliyete geçti. Ziyaret konusunda başkanımız da bizi aradı. Desteğini belirtti, buraya da geldi. Bundan sonra da desteğinin devam edeceğini, aynı şekilde sahada olacağını iletti. Kendisine ziyaretleri konusunda, destekleri konusunda teşekkürlerimizi iletiyoruz. Sevgili izleyenler, bu haberle bültenimizi burada noktalıyoruz. Güneydoğu TV'den ayrılmıyorsunuz. Saat sonra AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız'la birlikte yeniden Siyasetin Sesi programında bu ekranlardan sizlerle birlikte olacağız. Şimdi hoşça kalın.